Magazine Hadi. geçelim mi? Hadi bakalım. Geçelim. Şimdi magazin deyince benim aklıma tek gelen nadide isim Özcan Deniz. Ay, Özcan Deniz'i bir seviyor bu Ay Bircan ben Dönmüş Özcan ama. Deniz, o da biliyor. Çok BTV'de başlıyor. seviyorum. Özcan çıktı diyor. O kadar seviyor yani. Haftaya Özcan'la başlıyoruz. Yeniden mi evleniyor? Olabilir mi? Vallahi olabilir, bir bakalım. Büyük aşk yeniden alevlendi. Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'la yeniden mi evleniyor? Karantina günlerinde oğullarıyla beraber film çeken çiftten film tadında evlilik kararı. Kağıt üstünde ayrı olan çift kalplerini ayıramadı. Özcan Deniz karantina günlerini geçen yıl boşandığı eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey ile geçiriyor. Karantina onlara yaradı. Özcan Deniz'in 2018 yılında evlendiği, geçtiğimiz yılsa boşandığı eşi Feyza Aktan'la barıştığı söylentileri gerçek oluyor. İddialara göre Özcan Deniz ve Feyza Aktan yeniden evleniyor. Çiftin boşanmalarının ardından birçok söylenti çıkmış. Hatta ayrılma sebebi olarak Feyza Hanım'ın Özcan Deniz'in eski rol arkadaşı Aslı Enver'i kıskanması iddiası hem Özcan Deniz'i hem de Aslı Enver'i çok kızdırmış. Aslı Enver ve Özcan Deniz iddiaları yalanlamışlardı. Geçen yıl Haziran'da ayrılan Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin yaklaşık bir ay sonra el ele görüntülenmesi de kafaları karıştırmış, bu ne yaman çelişki dedirtmişti. Boşanma sebebi olarak ortaya atılan bir iddiaya göre Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in telefonunda bir kadınla olan konuşmasını yakalamasıydı. Ancak boşandıktan sonra sosyal medyalarından ne takibi bıraktılar ne de evleri ayırdılar. Bu durum şu yorumu da beraberinde getirmişti. Boşanma var, ayrılık yok. Fakat tam bunlar konuşulurken Özcan Deniz'in geçtiğimiz yılın Ekim ayında eski eşi ve oğluna çok yakın bir yerde ev kiralamasıyla evleri ayırdılar. Ancak son günlerde aldıkları bir karar çok da ayrılamamışlar dedirtmişti. Özcan Deniz senaryosunu yazdığı bir filmi eski eşi Feyza ve oğlu Kuzey ile birlikte aynı evin içinde beraber çekmeye başladı. Birçok kişiye hem işte hem de aşkta kazanıyor dedirtti. İddialara göre Özcan Deniz ve Feyza Aktan yakınlaşması daha da alevlendi. Özcan Deniz oğlu Kuzey'in doğum günü olan 30 Nisan'da eski eşine yeniden evlenme teklifi etti. Feyza Aktan anne olmasının yıl dönümünde gelen bu teklife evet cevabı verdi. Aralarındaki sorunları karantinada halleden çift yine ve yeniden nikah masasına oturacak. Cem İnval, Serenay Sarıkaya iddiasını konuşacağız. Şimdi Özcan Deniz, Feyza Aktan. Tekrar evlenirler mi? Evlenme teklifi gerçekleşmiş midir gerçekten? Yani ben ihtimal vermiyorum. Aa. Yani öyle bir şey olacağına. Ama olabilirdi. Niye? Ya çünkü Özcan bu kadar kısa sürede daha bebekken yani evladı böyle bir ayrılık kararı alabildiğine göre. Pişman olduysa? Tamam, pişman olduysa bir şey yok yani, olabilir. Hı. Ben ihtimal vermiyorum dedim ama olabilirse güzel mi olur? Çok güzel olur. Güzel olur mu? Niye olmasın? Ama ben öyle bir ailede büyüdüm biliyor musun? Nasıl? Benim annem babam ayrıldılar. Ay yerim onu. Sonra evlendiler değil mi? 6 yıl ayrı kaldılar, sonra yeniden evlendiler. Ha, demek bitmemiz aşkları. Ama mesela biz de küçüktük ayrıldıkları. Biz büyüyünce yeniden evlendiler. Yani. Ay bir dakika, çok güzel bir haber bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Var yani böyle aileler. Ama onlar o zaman düşman olmamışlar birbirine. Ya sen ne düşmanı? Benim annem bak şu kutular var ya, gaz içecek. Evet kutu. Evet. Babam kafalarına fırlatıyordu yani, nasıl bir canını yaktıysa artık annemi. Aldattı mı ki? Aldattı tabii. Vay, çok teessüf ederim. Tabii babana. Aldatmaz mı? İsmi ne babanın? Şakir Bey. Şakir Bey, hiç yakıştıramadım gerçekten. Evet. Peki ne oldu peki? 6 yılda ne oldu da babanın kafasına dank etti de geri döndü? Ya babam zaten gitti. Annemin gittiği gün döndü zaten de. Annem çok kabul etmez. Bak onurlu kabul kadın. Etmedi. Asla peki etmedi. Nasıl oldu 6 sene sonra yani? İşte, çok heyecanlı. Çok hoşuma sonra gitti. Sonra bir gün bir doğum günümde çıktı geldi. Ben tabii 6 yıl ben babamı görmek istemedim. Yani böyle çok büyük ciddi sıkıntılar falan.
Sonra dedi ki yok yani ne zaten başkasıyla olmam annemin ihtimali var ne babamın öyle bir ihtimali, öyle bir aileler de değiliz biz, hani ayrılar ama hani herkes şeyini korumak zorunda. Niye baba gitmiş olmuş işte? İşte ama başkaları Çünkü evlenmeydi. bulamadı. Çünkü bak ben sana Bulamadı. söyleyeyim, bunlar daha iyisini bulamak için gitmiyorlar ki. Bunlar daha beterini buluyorlar her seferinde. Evet. Evdekinden de daha iyisini bulanını görmedim ben. Yani bence öyle bir şey olabilir, anladın mı? Peki. Ha, yani şöyle ama bak yine de söyleyeyim. Ne olursa olsun sevgi bitmezse istersen dünyanın öbür tarafına git. Olaylar gelsin. Bak ben başkasınınla evlenip tekrardan eski aşkına dönenleri de gördüm. Ha. Çünkü İlk evlenmiş bir aşkına falan. başkasına, ilk aşkına da, ondan önceki aşkına da dönenler de oluyor. Çünkü aslında insanlar şöyle yapıyoruz. Film çok seyrediyoruz ya. İşte Evet. filmlerde mesela Türkan Şoray kızıyor Kadir İnanır'a, gidiyor başkasına evleniyor. Evet, Şimdi doğru. biz bunları filmlerde göre göre biz kendi hayatlarımızda yapıyoruz bunları. Aslında ne kadar yanlış. Sen şimdi bir başkasını severken ona kızdın diye gidip bir Olmaz. başkasınınla evleniyorsun. O zaten olmuyor. Olmadığı gibi bitince gene seni özlüyor. Bak bu işler böyle. Yani Çünkü bir çok şey bitmeden diğer taraf bir şey başlamış. evet gök mü gönülde de yoksa burası Bir şey yok yok, yıkılıyor tadilat var galiba. mu? Yani uzun lafın kısası bazen bitmeyen bir şeyin üzerine başka şeyler kurduğun zaman o kurduğun şeyler olmuyor. Verme Dolayısıyla çatma oluyor. olmuyor işte. Şimdi bunların ilişkisinde biz hep bildiğimiz bir şey vardı ki Feyza çok kıskançtı. Özcan Deniz de çok özgürlüğüne düşkün ve asla ciddi ilişkilerinde bu kadar hani çok göz önünde olmayan bir adam olduğu için Vallahi bir şey söyleyeceğim. Kadın bir şeyi bitmişti. yakaladığı zaman kıskanç diyorlar. Kusura bakmasınlar. Yazışmalar Yapıyorlar, yakalandı. yapıyorlar. Başka kadınla mesajını yakalayacağım. O zaman ben kıyamet kopardığım zaman ben kıskanç kadın oluyor Heh. muyum? Ben mi kıskancım, sen mi ahlaksızsın? Çok haklısın. Hangisiyiz? Çok haklısın. Yani başka bir kadınla evliyken ya da Evet. ilişki sırasında başka bir kadınla mesajlaşmak Yani ahlaksızlıktır. şöyle, ben şimdi hep böyle kadınlara erkekler ay çok kıskanç diyorlar birbirlerini anlatırken. Ay sorma telefonumu ederim kontrol telefonunu. Sen benim güvenimi kıracak bir şey yaparsan ben senin telefonunu kontrol ederim. Yersen de benimkini et. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ben senin karınım. En doğal hakkım benim senin telefonuna bakmak. Bu demek değildir ki ben senin her gün telefonda yaşayayım. Demek ki sen benim güvenimi kıracak bir şey yapmışsın ki bazı insanın telefonu aklıma bile gelmez. Ama sen benim güvenimi kırdıysan bakarım. Niye benim zamanımı boşa çalacak derim içimden. Ha bana bir fenalık yapıyorsa hemen bunu defederim gider ondan bin tane iyisini. Onlar bizden daha iyisini bulamıyorlar ama biz bulabiliyoruz. Kadınlar çok daha şanslılar erkeklerden. Hiç bunu unutmayın. Evdeki kadını da zannetmeyin bir daha kimseyle olamaz, edemez, bilmem ne birisini de bulamaz. Çünkü hep dökük O hallerimizi gör. rahatlık var değil mi hep adamlarda? Var. Ama nasıl olsa bulamaz falan. Ay. Bu birini bulunca da panikler başlıyor. Size zannediyorlar ki bunlar sadece 20'li yaşlarda insanlar birilerini bulabiliyor. Benim mesela hayatımdaki en çirkin hallerim 20'li yaşlardaki hallerimdi. Şu andaki kadar hiç kendimi güzel hissetmedim. Hiçbir zaman kendimi bu kadar iyi hissetmedim. Dolayısıyla yani bir de işin kötüsü kadınlar ayrılık sürecinde kötü oluyorlar. Ama sonra Sonrasında. erkekler kötü oluyorlar. Çünkü dönüyorlar, dolaşıyorlar, çok kötü tipler buluyorlar. Felaket yani artık onlardan bir şey alma şansları yok. Ama bak heveslerini de alıyorlar. Yani diyorlar ki tüh yani. Ama iş işten geçmiş Geçmiş oluyor. oluyor. Yani. Şimdi Ama senin tabii annenle baban için çok sevindim. Öperim onları. evet. Tabii ne Çünkü kadar aile olmak oldu? çok önemli. 20 yıldır tekrar birlikteler ya, yani bir aradalar. Ha bu bayağıdır. Yani tabii artık Demek ki bunlar arada gidince böyle sonra bir devam fiil ediyor. zaten, bir Yani daha da Özcan öyle bir şey Deniz'de de olmuyor. aynı şey olabilir. Şimdi Özcan Deniz bence birileri ona mesaj attı. Yani veya işte bir şeyler yaşadılar aralarında. O kız da kıyameti koparttı. E Ben de tabii. olsam E koparırım. Çok kocan özür dilerim. yani. Ha, Şimdi yani. ben sayfasına baktım. Feyza Deniz'di eskiden. Tabii şimdi sonra boşanma gerçekleştikten sonra Aktan oldu. Ama şimdi tekrar evlenme teklifi olur mu? Karantina yaradı mı? Bazen böyle de bir şey olabilir. Yani çok yan yana görününce Yani işte. karantinadan da şey bence Feyza haklıydı orada. Şimdi bu müzisyen kafası şöyle bir şey var. Bunlar biraz erkek erkeğe oturacaklar. Çok fazla hayatlarına müdahale edilmeyecek. Ondan sonra içecekler, oturacaklar. Neyse oturacaklar. Neyse şey yapacaklar. Yani bir şekilde bunların böyle bir sistemleri de var hepsinin. Tamam. O yüzden böyle fazla sıkıntıya da gelmek istememiş Gelemiyorlar. oluyor. Ama bir çocuk olmuş. Ve bu kıza da aşık evlendin. Biz öyle biliyoruz en azından. E şimdi demek ki o sinirler, hırslar, kavgalar, gürültüler geçince o bastırdığın sevgi ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi ilk ayrıldığın zaman birbirinden nefret ediyorsun. Tabii.
Çok sevmiştin, yani çok çok seven nefret insanlar nefret ediyor ve birbirinin arkasından konuşuyor yani. Ve inan bana sevgi bittiği zaman konuşmayı bırakıyorsun. Ama unutma, seven hala konuşuyordur. Yani kim konuşuyorsa arkasından, kim fenalık yapmaya acı çalışıyorsa geçmemiştir o sevgisi. Aşıktır hala. Bak gerçekten Tabii. bu böyle yani. Ben bu işin programını yaptım 4 yıl Star'da. İnan bana bütün arkasından konuşan ne diyor baba? Dur bakacağım sen Şakir de. Şakir Bey hiç yakıştıramadım ama bir daha gideceğiniz olmadığı için bir şey söylemiyorum. Biz yavaş biz sizin haberiniz yokken buluşuyorduk annenle diyor. Ya çok tatlılar ya. Ya baba ya annemi de orada onu da kandırdın yani. 20 yıllık evliler yani şu anda. Şu an tekrar 20. yıldayız yani. Bilen şu an bir de artık Şakir Bey gitmez. Çünkü biz bu programı yapıyoruz. Maalesef Bircan'ın babasız diye sizi yani kayırmam. Yani biliyordu ama neler yani size. Anneyi üzerseniz. Evet sevgilerimizi gönderiyoruz. Uzun lafın kısası bir şekilde seven insan ayrılırken kötü ayrılıyor. Hiçbir ayrılık iyi değildir zaten. Yani ama sen bazen ihtimal vermedin ama ben tekrar evleneceklerini düşünüyorum gerçekten. Bak evlensinler çünkü çocukları var. Evet. Çünkü çok kısa bir zaman sonra ani bir kararla ayrıldılar. O kötü bence oldu. Düşünceli ve sağlıklı bir karar değildi zaten. Evet. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi Özcan sanatçı adam. Şimdi evli de olsam biliyorsun Türkiye'de ben anlayamıyorum yani bizim ülkemizde hani başka batılı ülkeleri falan şey yapıyor ya. Yani bizim ülkede evli adamlara karşı daha büyük bir ilgi tabii, var. Tabii. Yüzük ve neden varsa olduğunu da çok. Anlamıyorum bunu. Neden yani başkasınınkini seversiniz onu anlamam. Hani başkasının olanla yani mesela hani tamam ayrılıyordur. Boşanma sürecidir. Odur budur bilmem ne. Ondan demiyorum. Ama adam evine gidip geliyor. Mesela karısınla mutlu. Çocuklarınla mutlu. Yani bir adamla niye görüşmeye çalışırsın anlamıyorum. Ben bu mantaliteyi şey de anlamıyorum. Seren Serengil'in eşi. Ay hele benimkileri sakın. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim her şeyimi örnek alabilirsiniz. Kendimce kimsenin başı... her şeyimi bak giydiğim kazağı, küpemi, makyajımı, saçımı... Sakın benim seçtiğim kişileri öyle şey yapmayın. Çünkü ben bu konuda kendimi kız arkadaşlar gerçekten çok başarısızım. Ya bak, çok iyi ya. Gerçekten çok ben kabul ediyorum. Benim ama şöyle bir gerçek var Seren. Mesela yani. İşte Hülya Avşar'ın kocası. Eski kocası. İşte Seren Serengil'in. Atıyorum işte Sibel Can'ın. Hani o title'dan, o isimden devam edince sanki bir şeymiş gibi. Ama o şöyle bir kapalıyor. Şey. Şimdi herkesin seçtiği birileri vardır. Zengin adam severler. Birisi güçlü adam sever. Birisi bilmem ne. Benim hiç kriterim yok. Benimkiler hiç bakmasınlar. Çünkü benim böyle bir kriterim yok. Evlilik programında bile insanların kriterleri var. Benim yok. Yani Seren Serengil'in eski sevgilisi olmak... Sadece bir adamın, bir ayrıcalık bak, değildir. Hayır, bir adamın sadece o ünvanı varsa ne kadar acı. Çünkü hep Seren Serengil'in eski sevgilisi, Seren Serengil'in eski kocası, Hülya Avşar'ın sevgilisi. Demek ki adamın başka bir titri yok. Evet. Çünkü Seren Serengil olmadan anılmıyor. Hülya Avşar olmadan anılmıyor. Oradan yola çıkın. Yani bir adam tek başına haber olamıyorsa, illa o haberlerin içerisinde bizim isimlerimiz varsa anlayın ki o adamlar bir şey değil. Yani şimdi sanatçıların her seçtiği doğru mu yok kişi? Yok canım öyle bir şey olabilir. Biz, bir kere bana insan bir şey söyleyeyim. Yani, biz sana, yani bizimkileri bizim zaten kendi dengimizi bulmamız da çok zor. Çünkü medyatik isimleriz. Her insan düzgün ailenin çocukları. Şimdi kalkıp da çok fazla medyatik olan bir insanla sokağa çıkmak istemiyor. Yani gündeme gelmek istemiyor. Anladın mı? Tabii, tabii. Biz ne yapıyoruz? İşte bizi seven birisi varsa etrafımızda bize uygun veyahut da değil. Gerçekten hep böyle oluyor. O yüzden de gitmiyor zaten aslında. Yani o yüzden her sanatçının beraber olduğu kişi doğru mu? Asla değil. Sakın böyle bir algı oluşmasın. Bu sizde. Sizin için önemli bir referans olmasın. Olmasın. Ya, özellikle Seren Serengil'den benim referans. Benim hiç olmaz. Bak ben size söylüyorum. Benim ben düzgün yaşayan, düzgün bir insanım ve gerçekten hayatımda ailemin başına öne edecek hiçbir şey yapmadım. Fakat insan seçimi konusunda bu kadar başarısız... İlişki diyelim. İlişki de insan da şöyle yani kız arkadaş da seçen. Beni gelse şimdi birisi sokaktan seni çok seviyorum desin. O bir 5 dakika sonra benim evde. Ha o sen biraz... Anladın mı? O yüzden olmuyor yani biraz insan seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi karantina Özcan Deniz'le Feyza Aktan'a yaradı mı bilmiyoruz.